bir öğrenci almak istediğinde pahalı. Ama artık detaylarına başlamam gerekiyor. Ve şu şekilde fırça uçtu. Çok şu gözlüğü beğendim. Ben kalemleri genel olarak fiyat performans açısından değerlendiriyorum. Selamlar. Çok anlık bir video başlatmak istedim. Şu gördüğünüz çalışmalarım bugün benden ayrılıyor bir süreliğine. Belki hep ayrı olacaklar, bilmiyorum. Bu iki çalışma bir yolculuğa çıkıyor. İsimleriyle de çok anlamlı. İkisinin de ismi yolculuk ve bir seri gibi yaptım yani. Daha devamı da olacak bu arada ama. Bunlar birlikte tablolar. Altta üstü sergilenecek tablolar. Ve yaparken çok severek yapmıştım. Benden çok fazla şey barındırıyor bu çalışmalar, bu eserler. Sanırım şunun yapım aşamasını bir vlogumda gösterdim ama bunu göstermemiş olabilirim. Elimde kalan görüntüleri bu videoya ekleyeceğim. Yakında bunlar gibi çok daha büyük çalışmalar gelecek. Taşınırken galiba paketlerimi bir yerlerde bıraktım. Bilmiyorum, bulamıyorum. Tabloları paketleyebilmek için bazı şeylerim vardı, malzemelerim vardı. Bulamadım. Gideceğim yer çok uzak değil bulunduğum bölgeye. O yüzden şuna sığıyor gibi. Buna koysam ve götürsem ne olur? Bozulmazlar, içi temiz. Hatta boşluk bile kaldı, süper. Çıkıyoruz. Selam, nabersiniz? Dünden bugüne ne değişti? Saçım. Videonun girişinde saçım daha sarımtırakken şu an çok daha koyu bir renk. Çünkü saçımı ben sizin görmediğiniz bir ara, yani birkaç haftadır vlog çekmiyorum ya, sarı yapmıştım. Sonra o sarı bana olmadı, soluk gösterdi derken ben tekrar bir boyadım. Videonun başında gördüğünüz renk oldu. Sonra o aktıkça renk garipleşti. Ve ben dedim ki saçım uzadıkça kendi kök rengiyle birleşsin, koyu bir renk boyayalım diyerek saçımı boyadım. Tabii ki de şu an ekstra koyu, bu kadar da koyu değil saçım. Ama bu akınca, bu boyayı daha önce kullanmıştım. Bu boya akınca saç diplerimle uyumlu bir şekilde gidiyor. Çünkü benim saçım da aşırı açık bir renk değil. Ha, yazın kendisi uzadıkça saç rengim açılıyor. O ayrı mesele ama ilk kökten çıkan rengim çok açık değil. Böyle bir bilgiydi bu da. Hani Sezgin ne oldu? 3 video arasında hep farklı bir renksin diye düşünürseniz konumuz budur. Şimdi az önce hazırlandığım bir online dersim var. Bir ara şurada bir tablom var, ona başlamam gerek. Yani başladım aslında tabii de, temelde bir renk yerleştirdim ama artık detaylarına başlamam gerekiyor. Genel yapısı sadece oturdu. Onu yaparken muhtemelen YouTube'a çekerim diye düşünüyorum. Bugün aranıza gözlüklü Sezgi olarak katılıyorum. Geçen gün paylaştığım marker kalemlerle ilgili olan video bayağı bir izlenmiş. Ve altında da bayağı bir soru vardı ama tabii ki yani bir dakikada her şeyi anlatmak imkansız. Bir dakikada kalemle ilgili düşüncelerimi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmam çok zor. O yüzden şimdi kısaca biraz böyle bahsetmek istedim aklıma gelen sorulardan yola çıkarak. Ha, derseniz ki eğer Sezgi marker kalemle resim yaparken bunu nasıl kullandığını, tekniğini vesaire bize gösterdiğin daha açıklayıcı, detaylı bir video çek derseniz tabii ki de yaparım. Aşağı yorum olarak bırakın. Şimdi o videolarda ne vardı? Bir ona bakalım önce. Bir şu setimiz var. Özellikle en çok izlenen buydu. Bir de bu var. Bunu zaten yeni paylaşmıştım daha. Bu uygun fiyatlı olan. Bu biraz daha
yüksek fiyatlı. Ama şu an piyasaya baktığımızda en pahalı marker diyemeyiz. Yani bu aşırı pahalı bir marker değil. Evet, bir öğrenci almak istediğinde pahalı. Ama 6.000-7.000 liraya da markerlar var ve çok başarılı markerlar var. Bu da başarılı bu arada, ben beğendim. Ben kalemleri genel olarak fiyat performans açısından değerlendiriyorum. Ürünler genelde fiyatlarına göre performansları da oluyor normal olarak. Ve değerlendirmeyi o şekilde yapmalıyız. Yani gidip de mesela 3.000 liralık bir kalemle 200 liralık bir kalemi tabii ki kıyaslayabiliriz. Ama yine fiyat performans devreye girer. Çünkü gelip de 3.000 liralık bir kalem performansının aynısını 200 liralık bir kalemden beklemememiz gerekir. Şimdi şuradaki kalemlerle yaptığım çizimlerden göstereceğim. Öncelikle size kalemlerden de göstereyim birazcık. Belki shorts videomda da görmüş olabilirsiniz. Ki şöyle, ucunu göstereyim hemen. Ucunun biri böyle, kesik uçlu. Bir de şu şekilde fırça uçlu. Ben daha çok fırça uçlu kısmını kullanıyorum. Benim için daha verimli oluyor yaptığım çalışmalarda. Tabii ki daha büyük alanları kaplamam gerekirse kalın olan kısmını kullanmak daha avantajlı olacaktır. Şimdi markerlarda şu defteri kullanıyorum. Bayağı beğendim ben bunu. Evet, arkaya illaki geçiyor bu arada. Hangi kağıdı kullanırsanız kullanın. Tabii belki çok çok kalın bir kağıtta geçmeye de bilir ama gerek var mı? Genelde zaten resimleri yaptığımız kağıtların arkasına tekrar resim yapmıyoruz. Yani en azından benim için öyle ve hep öyle öğretilmişti bana. Eğer mesela bu sayfadaki bir şeyi, bu sayfayı direkt sergilemek istediğinizde arkasında bir tane daha resmin olması pek iyi olmuyor. Onun için arkasına geçiyor olmasını bence dert etmeyin. O kadar da önemli bir şey değil. Tabii ki hani bir sonraki sayfaya bulaşmasın. Ama bu da kalemle alakalı değil. Biraz daha kağıtla alakalı. Çok ince bir kağıt kullanırsanız o hem deforme olabilir hem bir sonraki kağıda geçebilir. Tabii ki onu istemeyiz. Kağıtları 180 gram olan bir defter bu. 180 gram ve üzerini tercih edebilirsiniz. Dokusunu söyleyecek olursak, dokusu daha pürüzsüz bir hissiyatı var. Ben marker kalemlerde pürüzsüz hissiyatı olan kağıtları daha çok beğeniyorum. O hissiyat daha çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki bu sizin yaptığınız tekniğe göre değişir ya da nasıl bir hissiyat sevdiğinize göre değişir. Daha böyle dokulu, sulu boya kağıdı havasındakileri de kullanabilirsiniz ama onlar biraz daha bazen pütürlenme yapabiliyorlar. Yani bu şekilde şöyle yapalım. Şöyle bakın, pürüzsüz olanları tercih edebilirsiniz. Bunlar deneme amaçlı yaptığım çalışmalarda. İçinden en çok şu gözlüklüyü beğendim. Bu arada markerları genel olarak ben böyle daha leke formunda çalışıyorum. Bir leke yerleştiriyorum. O yerleştirdiğim renklerle oluşan lekelerin ardından üstüne kuru boyalarla detaylar ekliyorum. Bu şekilde çok daha güzel bir sonuç alıyorum. Bunlar dediğim gibi şu Kagito markasıyla yaptığım çalışmalardı. Bu arada reklam değil. Reklam değil, hiçbir işbirliği yok bu markalarla. Tamamen kendim marker çalışmayı sevdiğim için denemek amaçlı sürekli boyalar alıyorum, kalemler alıyorum vesaire. Bununla henüz bu tarz çalışmalar yapmadım. Sadece kağıt üzerinde dokusunu hissedebilmek için birkaç deneme yaptım. Öbür marka gibi fırça uçlu olmadığından dolayı başta bir ön yargım oldu açıkçası. Acaba dedim karışmayacak mı, ne olacak? Çok daha sert uçlu. Arka kısmı yine aynı. Sert uçlu olduğu için acaba karıştıramayacak mıyım gibi düşündüm ama düşündüğüm gibi olmadı. Çok güzel karıştı renkler. Zaten buraya da koyarım şimdi o videoları da. Yeni başlıyorsanız resim yapmaya ve illa da fırça uçlu kullanacağım demiyorsanız bunlar daha mantıklı. Çünkü uygun fiyatlı. Yeni bir teknik öğrenirken daha uygun fiyatlı malzemelerle başlamak her zaman avantajdır. Direkt böyle bir sürü para harcamanıza gerek yok sanat malzemelerine. Tabii ki çok pahalıları ve ucuzları var. Bu noktada siz nasıl bir süreç işleyeceğinize bağlı olarak ürün satın alabilirsiniz. Zaten yıllardır bu mesleği yaptığım için ucuzunu, pahalısını elimden geldiğince almaya çalışıp deniyorum ve içlerinden en beğendiklerimi de kullanıyorum. Kullanacağım yere göre de bu ürünlerin alanları değişiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Sorabilirsiniz bana. Bununla ilgili böyle karşılaştırdığımız ya da daha detaylı incelediğimiz bir video isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Yapalım. Neden olmasın?
Belki işte bunun tekniğini gösterdiğim bir video yapabiliriz. O da olabilir. Onun dışında başka boyalarla ilgili sorularınız varsa da yazabilirsiniz. Online özel dersim vardı. Buralar o yüzden çok dağınık. Akrilik boya yaptık öğrencimle birlikte. Akrilik boya giriş dersiydi. Şu şekilde ana renkleri kullandığımız temel renklerle bir teknik çalıştık bugün. Daha ilk kez akrilik boya geçtiği için en temelden başladık. Yavaş yavaş ilerleyecek. Birazdan tekrar bir dersim var. O yüzden bugünlük bu kadar diyelim. Online özel derslerime ya da eğitimlerime katılmak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşürüz.